Herkese merhabalar. Avrupa Bireysel Birinciliği'nde son tura 11. tura girildi. Türkiye'den yarışan sporcular ne yapıyor? Mustafa Yılmaz 7 puanda, Vahap Şanal 7 puanda, Emre Can 6 puanda. Azerbaycan'da neler oluyor? Rauf Mamedov son turda kaybederek maalesef 7 puanda kaldı. Nijat Mamedov ona yetişti 7 puanda ve onların ardından 6 puanla Aydın Süleymanlı geliyor. Ve şimdi gelelim 10. turun en heyecanlı, en ilginç oyununa bizim açımızdan. Vahap Şanal beyazlarla Grandelius'a karşı oynuyor. Grandelius'un 2666 elosu var. Vahap Şanal E4 sürüyor. Arka arkaya iki kez beyazla oynamış oldu. C5, at F3, D6'dan sonra yine önceki galibiyetinde olduğu gibi ki bu kanalda inceledik. Fil B5 şah çekip Moskova varyantına giriyor. O oyunda siyahlar at D7 oynamıştı. Bu sefer rakibi fil D7 ile cevap veriyor. Fil D7 daha sağlamcı bir hamle olarak bilinmekte. Fil alır D7, vezir alır D7'den sonra Vahap Şanal rok atıyor. At F6 yapınca vezir E2. Fikir yine standart C3 D4 yapıp ikinci piyonu merkeze getirmeye çalışmak. At C6 oynamış siyahlar. C3, E6 ve beklendiği gibi D4 sürüşü. C alır D4, C alır D4'ten sonra siyahlar diyor ki ben de merkezde varım ve D5'e piyon getiriyor. E5 sürünce de beyazlar elbette atını E4'e geliyor. Hem merkezi bir kareye hem de bir merkez piyonuyla desteklenmekte. O atı orada barındıramayız. Bu sebeple at BD2 oynuyor Vahap Şanal. At alır D2, fil alır D2'den sonra fil E7 gelişim, kale A1, rok A3. Şimdi ilginç bir konum oluştu ve bu durumu açılıştan sonra oluşan bu durumu değerlendirmek önemli. Öncelikle kapalı bir konuma sahibiz. Ne anlamda? Merkezde piyonlar birbirine girmiş durumda. Evet, tek açık hat var ama bu konumu açık hale getirmiyor. Merkezde piyonlar değişilmediyse veya hemen değişilebilecek durumda değilse bu tür konumları genelde biz kapalı konumlar olarak adlandırıyoruz. Kapalı konum söz konusu olduğunda da fil meselesi önemli. Çünkü kilitlenmiş piyon zincirleri filleri olumlu veya olumsuz olarak etkiliyor. Mesela siyahların çakılı piyonları beyaz karelerde, siyahın fili siyah karede. Bu da piyonların fili kısıtlamadığı anlamına geliyor. Ama beyazlara bakalım. Beyazların fili siyah karelerde, piyonlar da siyah karelerde ve bu piyonlar bir miktar fili kısıtlıyor. Peki hemen bu file kötü fil damgasını vuralım mı? Yok, acele etmeyin o kadar. Çünkü önemli olan bir aletin etkili olması. Evet, piyonlar fili kısıtlayabilir, taşları kısıtlayabilir ama sonuçta bu taş iyi bir yerlere gelip etkili görev yapabilecek bir mesele o. Örneğin diyelim ki siyahların C8'de bir file olsaydı bu file gönül rahatlığıyla kötü bir fil diyebilirdik. Ama bir şekilde siyahlar başardı ve filini E4'e getirdi diyelim. O zaman da bu file kötü diyecek miydik? Hayır, kötü fil etkili hale getirildiği için artık kötü kabul edilmez. Peki neden bunları anlatıyorum? Beyazlar açısından anlatıyorum. Çünkü bu fil şah kanadına bakan fil. Bu fil vezir kanadına bakan fil. Evet, çakılı piyonlar var ama bu fili de kesinlikle küçümseyemeyiz. Şimdi siyahlar kale A8 oynamış. Kale C3. Sıra dışı bir plan başlıyor. At B8, kale D3. Şunu belirtmeliyim. Buna benzer fikirler var beyazlarla. Daha önce ustalar oynamış bilindik bir konum. Ama burada bir yerlerde artık teorik hamleler bitiyor. Oyuncular kendi becerileriyle baş başa kalıyorlar. Belki bu A3 hamlesinin olduğundan da eminim. Burada belki doğrudan kale C3 fikri vardır. Ama A3 oynamış Vahap Şanal. Kale A8'e kale C3 gelmiş. At B8'e çok ilginç. Kalesini garip bir şekilde değişmemek için D3 karesine gidiyor. Elbette D hattında bir şey yok kesinlikle. Ama kaleyi H3'e aktarıp veziri H5'e gelip vezir alır H7 mat etmek istiyor. Eğer kale H3 vezir H5 geldiğimde siyahlar H6 sürerse o zaman da biraz önce hafiften eleştirdiğimiz fil biraz kötü olabilir diye harika bir iş yapıyor ve şah kanadını dağıtarak beyazlara matı getiriyor. Şimdi siyahlar kale C2 oynamış. Vahap Şanal yine ince buz üstünde ilerliyor. Tehlikeli varyantlara giriyor. Neden? Vezir kanadını bıraktı. Şimdi piyon istekte B3 sürüyor. Bu sefer de A3 piyonunu bıraktı. Peki burada fil alır A3 yaparsa ne var? Akla gelen bu, vezir kanadı değerli bir piyon. Buna büyük olasılıkla tam bilemiyorum ama tahminim at E1 oynayacaktı. Kale A2 gidince kale H3 gidecekti. Biraz önce bahsettiğim fikir vezir H3, H6, fil H6 ile mat etme düşüncesiyle.
Siyahlar sıklıkla yaptığı gibi F5 yaparsa E alır F6, kale F6 sonrasında bir anda yön değiştirecek vezir D1. Niye geri döndü? Tehdit vezir B1. A2'yi istemek H7'den girişler. Bu tür fikirler en azından. Fili kaçtıktan sonra da gelebilir boşta kalmasın diye. Siyahlar H6 yaparsa H7'yi korumak için önceden bu sefer de B4 gibi çılgınca bir hamle var. Bir anda siyahın kalesi ve fili uygunsuz konumda kaldı. Tehdit fili kaçtıktan sonra da olabilir. Vezir B3. Fil bir yere gidemiyor. Kale yüklendi. Kale filin savunmasına bağlı. Burada kesinlikle ters giden bir şeyler var ve siyahlarla oynamak hiç kolay değil. Siyah hele hele çok önceden bunları hayal etmek çok zor. Siyahlar bu sebeple kale A2 gitmiş. At E1. Yine garip gelecek bir hamle, atı tahtanın kenarına çekmek ama fikri biliyorsunuz. Kale H3 gelmek istiyor. Siyahlar da F6 yapmış. E F6, fil F6 sonrasında vezir D1. Bu kalenin de peşinde koşuyor. At C6 yapmış. Bu arada tabii kale alır A3 yaparsa fil B4 de çifte tehdit hamlesi var. O kale bir kurban olabilir orada. At C6 ile bunu kesince şimdi at C2 yapmış. A3 bir onu tutmuş. Kale sıkıştı mı acaba? Evet, başı dertte. Bir anda kale sıkışır hale geldi. Siyahlar da bu sebeple merkezden oynuyor. E5, vezir B1'e E4 oynuyor kale istedi. Kale H3 kaçınca nereden nereye bu kalenin düşeceği kolay kolay hayal edilemezdi. Kale alır C2 vurmuş. Vezir C2, at alır D4'ten sonra Vahap Şanal'ın kazanç konumda olduğunu zannetmeyin. Çünkü biraz da olsa siyahlar iyi. Kalite feda etti. Bir piyon aldı ve merkezde iki tane güçlü piyonu var. Mücadele devam ediyor. Vezir D1'e at F3 şah. Bu da ne? Alırsak H3'teki kale boşta. Dolayısıyla onun dokunulmazlığı var. Alamıyoruz. Şah H1 kaçmış Vahap Şanal. D4 sürmüş. Siyahlar gümbür gümbür geliyor. Vezir E2, E4 piyonu isteyince kale E8'de tutmuş. Fil F4, D3, vezir D1, kale C8. Şunu söyleyeyim. Burada siyahlar iyi. Neden mi? Kale H3'te kötü kaldı. Kale F1'de oyunda değil. Beyazların geçeri kuvvetli. Beyazlar aletlerini organize etmekte zorluk çekiyor. Satranç kolay bir oyun değil. Ya yani bir anda kaleyi sıkıştırdınız ama rakip kalite feda etti. Karşı şanslar buldu. Ama şunu söyleyeyim. Bu hamleri bulmak için Grandelius çok zaman harcadı. Şu anda 6 dakika 20 saniyesi var 11 hamle için. Vahapşanal'ın ise 28 dakikası var. Bu da bir avantaj. Fil E3 oynamış Vahapşanal. Fil B2 çift soru denebilecek bir hamle. Burada Grandelius'un sadece 2 dakika 20 saniyesi kalmış durumda. Peki ne yapabilirdi? D2 etkili bir hamleydi. Fikir kale C1 gelmek. Evet, bir takım karışıklıklar var. Kale alır F3'e, kale C1, kale F6, kale D1, kale D1, piyon düşer mi düşmez mi? Ya bu benim gösterdiğim varyant ama tik tak zaman ilerlerken 11 hamle yapmanız gerekirken inanın bana işler çok çok zor. Hele hele böyle bir karışık konumda 2666 elo puanına sahip bir usta olmanız bile yeterli değil. Zaman azaldığı zaman en kuvvetli oyuncuların bile ne tür hatalar yapabildiğini görüyorsunuz. Evet, fil B2 oynamış. Bunun da iyi olduğunu düşünüyor belki ama kale H5'ten sonra büyük tehlikeyi atlattı Vahap Şanal. At E5'e kale H4 oynuyor. Vezir F5'e kale F4. Vezir G6, vezir D2 toparlandı. Kale C2, vezir A5. H6 son 33 saniyesinde bu hamleyi yapıyor. Ve daha 5 hamlesi var Grandelius'un. Vahap Şanal eminim ki burada rakip bir şekilde kandırabilir miyim 40 hamleyi aşmadan diye düşünüyordur. Çünkü 40 hamleden sonra süreklenecek. Vezir D5 şah, şah H7, kale alır E4. İşte kandırma gerçekleşti bir anlamda. Siyahların çok değerli piyonu gitti. Burada detaylı analizlere girmiyorum. Çünkü zamanlar çok az karşılıklı. Vezir H5'e fil D4 gelmiş. Fil alır D4, kale alır D4, vezir E2, vezir E4 ile vezirleri de değişiyor. Ve böylece en büyük tehlikeyi de ortadan kaldırdı. Vezir E4, kale E4, at C6 sonrasında kale D1, F2 alınca şah G1, kale A2, kale alır D3. Vahap Şanal kalite önde ve oyun sonuna girdi. Kale A3'e, kale D7, kale alır B3'e, kale G4, G7 piyonu gidince artık iş bitti denilebilir. Kale B1'e şah F2 var. Kale B2'ye şah E3, H5, kale G7, şah H6, kale alır B7 süpürüyor. Kale A2, H3, A5'e kale G7, atın konumunu bozuyor. At tutunacak bir nokta bulamadığı zaman çok etkisiz bir taştır. At E5'e kale B6, at G6'ya şah F3, kale A3'e şah F2, H4, kale C4 sonrasında terk etmiş.
Çünkü siyahlar kale G3'te konumu tutmaya çalışıyordu ama şimdi tehdit kale H4 ve örneğin şah H7 oynarsa kale G4'ten sonra dökülüyor. Kale kıpırdayınca piyon da gidecek. Peki şah H5 yaparsa ne var? Kale G4 gelecek yine. Kale A2, şah G1, kale A1, şah H2 atla oynayınca at E5 örneğin. Burada kale B5 ile açmaza alma hamlesi var, dökülür. Ayrıca at E7'ye giderse bu sefer de yine atı takip eder. Kale alt, at çekil 8. Kale EG6'dan sonra bakın bu sefer de mata çare yok. İşte bunlar olası senaryolardı. Vahap Şanal çok güzel bir şekilde oyunu kazandı. Puanını 7'ye yükseltti. Arka arkaya iki güçlü büyük ustayı yendi. Son turda da 2 numaralı Sargsyan yanında oynayacak galiba. Tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz ve bir hatırlatma. Lichess üzerinde bir turnuva düzenliyoruz satranç okulu olarak. Discord kanalının linkini de atacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. 10 dakika 5 saniye arttırmalı turnuva bu pazar akşamı saat 8'de gerçekleşecek. Herkesi beklerim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım beğeninizi esirgemezsiniz. Saygılar, sevgiler.